Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü yemeğim diyet yapanlar için. Tavuk sarma yapacağız ve içerisine böyle ıspanak koyacağız. Kaynayan suyuma hemen şöyle bir bağ kadar ıspanağımı ilave ediyorum. Çok kısa süre tutacağız ve hemen buzlu suyun içerisine çıkaracağım. Bunlar haşlanırken ben buzlu suyumu hazırlayayım. Yaklaşık 2 dakika kadar tuttum. Şu şekilde buzlu su hazırladım. Hemen bunları buzlu suyun içine alıyorum. Buzlu suya alma sebebim rengini muhafaza etsin diye. Şoklamış oluyoruz bir anlamda. Arkadaşlar şimdi bu ıspanakları haşladığım suya tavukları bağlamak için kullanacağım. Taze soğanlarımı da atıyorum. Onlar da altı sönük şu anda. Sadece birazcık yumuşamaları için bağlamam kolay olsun diye bunu yapıyorum. Ama bunu yapmak istemiyorsanız ve evinizde taze soğan da yoksa birkaç kürdan da işinizi görür. Bunlar da yumuşadılar. Şöyle ıspanakların suyunu iyice sıkalım. Şimdi bunları bir kenara alalım. Gelelim tavuğumuzu sarmaya. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Bunlar tavuk göğsü. Kasabınıza tavuk göğsünü ortadan ikiye cep gibi yararak o şekilde oraya da doldurabilirsiniz. Ben kasabıma söyledim ama beni anlamadı. Bir yanlış anlaşılma oldu. İnce ince kesmiş. Ben de evde kendi imkanlarımla biraz dövdüm. Burada 6-7 tane var. Şimdi nasıl sardığımıza geçelim. Şunları biraz kenara alıyorum. Bakın şöyle şu incelikte. Şimdi ıspanaktan şöyle bir miktar alalım. Üzerine sadece ve sadece tuz karabiber ilave edeceğim. O da ıspanağın ve tavuk göğsünün yavan tadını alması için. Yani dediğim gibi tam bir diyet yemeği. Burada çok az yağ kullanacağız. Bu belki tam yağlı kaşar ama yağı azaltılmış kaşar varsa ya da herhangi bir peynir koyabilirsiniz. Şimdi sarmaya çalışalım. Bakın şu şekilde. Bunlar da haşladığımız yapraklarımızdı biliyorsunuz. İster hafif olsun, daha da diyet olsun diyorsanız fırında yapabilirsiniz. İsterseniz de tavada daha çabuk ve pratik olmasını istiyorsunuz. Tavada yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde hazırladık. Şimdi ben hepsini bitirinceye kadar devam edeceğim. Sevgili takipçilerim, hepsini tamamladım. Görüyorsunuz bağlarken hiçbir kopma olmuyor. Korkmayın. Biraz kürdandan da yardım aldığımı göreceksiniz. Ki yanlardan peynirin çok fazla akıp kötü bir görüntü yaratmasını istemediğim için. Belki de akacak bilemiyorum. Çünkü ben en başta dediğim gibi göğüs etini cep gibi açmasını söylemiştim. Şimdi bunları ben çabuk pratik bir şekilde olsun diye tavada kızartacağım. Şimdi tavuklarımızı kızartacağız. Bunun için de kızartacağım. Kapaklı bir şey olsun, sıçrayabilir. Çok azıcık yağ gezdirdim. Tavamın altı açık. Biraz ısınsın tavam. Şimdi ilk tavuğumu şöyle bırakıyorum. Hepsini aldı. Tavamın altı da açık. Önünü arkasını güzelce kızartacağız. Ispanaklı kaşarlı tavuklarımızın diğer yüzeylerini çeviriyorum. Evet, kaşarlar korktuğum gibi dışarıya akmadılar. Güzel sarmışız demek ki. Şimdi bir tanesini sunum amaçlı içini kesip size göstermek istiyorum. Evet, şimdi bakın. Şöyle bir arasını açalım. Bakın son derece sulu, yumuşak, pişmiş, harika, lezzetli bir tavuk. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videomun altına yorum yazmayı ve bana like atmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.